aksiyon. İsrar etme, kalbini kırma. Eğer ki bana daha fazla içtirse, bir dubleden fazla içmeyeceğim. Ben benim şeker hastalığım var ya. Ne diyorsunuz bana ya? Ne şekeri ya? Sabahtan beri sayamadım. Kaç mum mu içtin? 15 mi ne? Ne? Ben Avrupalı bir adamım. Eskiye dayan ettim. Tabii tabii dayan etmesin. Ne yapıyorsun? Sinan, o yanındaki yeşil adam kimdir be? Aynen sana benzer. Dikiyorsun falan mı senin? Osman abi hakikaten küperik oldun. Sen her şeyi çit görüyorsun, çit. Kızlar, bakın şunlar onun gibi. Parmaklarında yüzükleri de var, belli ki evliler. Tam bizim aradığımız tipler. Kancayı takın bunlara. Tezgahımıza yatın. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Abu! Tabii. Sinan, biz üç kişi de kal güzel eğlenirdik erkek erkeğe. Bunların ne işi var burada ya? Ya Osman Ağa biraz kibar olsun ama yanlara karşı. Gentleman ol yani ya. Kusura bakmayın biraz sarhoş da. Evet, terbiyeli konuş. Sarhoş bağış değil mi? Bu dört tane kadının ne işi var bizim masamızda? Dört mü? Senin matematiğin kaçtı mektep canım. Dört. Hakikaten biraz sarhoş o yüzden yani. Her şeyi çift görüyor. Gerçi sizin gibi güzel bayanlardan ne kadar çok olursa, o kadar çok görünürse iyi olur. Yani dökümlü olur, zengin gösterir. Bu arada ben Alev. Alev. Ben de Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya Kaya, Kaya, Kaya. Ben de Bahar. Bahar. Hangi bahar? İlk bahar mı, son bahar mı? Senin baharın canım. Daha rahat edebileceğimiz bir yere gitsek. Benim ev boş. Durduğumuz kavak. Hadi kalk o soraya kalk. Ben bir yere gitmem. Ben namuslu bir mazbut bir aile babasıyım. Ben Safiye'nin evinden başka hiçbir yere gitmem. Nereye gidiyoruz? Hadi var. Oh oh oh. Hadi var. Oh oh oh. Tekniktar kafese girdi. Haydi haydi. Hadi bakalım. Osman'a da. Ne susaksın ya? Biz neredeyiz be? Nerede olacaksın ya? Evindesin, yatağındasın. Aa, burası bizim memle. Bizim susak Safiye mobilyaları değiştirmiş. Baksana, bir helikopteri tersten tavana yapıştırmış. Hadi siz bir güzelce oynayın. Biz de Alev'le odamıza gidelim. Orada bana gösterecekmiş pul koleksiyonunu, ona bakalım. Hadi bakalım. Safiye gel bak, yeni mender var. Güneş tutalım. Tamam canım. Ben sana Safiye'yi unutturacağım. Ben seni tanımam. Ben Safiye'ye alışıkım. Ben Safiye'den başkasını yersem eğer midem bozulur. Öksürürüm, tüksürürüm. Tamam canım. Sen burada biraz bekle. Ben üstüme hafif bir şeyler giy. Geliyorum. Tamam. Üstüne kısmetini giy. Gel güneş tutalım. Hadi. Kız, cıvır. Sen nereden çıktın karşıma kız, he? Sen burada bekle, ben üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum hayatım. Bundan da mı rahat bir şeyler? Hadi bakalım. Alta düşersen apış, üste çıkarsan yapış.
sızmış ayol. Sızmış sarhoş. Ay benimki de sızmış. Adamları odaya aldınız mı? Aldık. Güzel. Çaktırmadan kameraları çalıştırın. Her şeyi kaydedin. Ay neyi kaydedeceğiz? Adamların ikisi de bir halt edemeden sızıp kaldı zaten. Edemediler ama. Bunu kendileri bilmiyor. Fotoğraf çekeceğiz. Vay. Gelin benimle. Kalmış su kabağı gibi çatlar ya. Burası neresi? Neredeyim ben be? Dün gece aklını başından aldığım için hatırlamaman normal tabii ki. Ay sen kimsin be? Dün gece yaşadıklarımızdan sonra. Dokunma bana, benden uzak dur. Ben namuslu iffetli bir insanım. Sina. Kız cıvır. Gel şu gece yarım kalan işimize devam edelim ha. Sina! Aa bu. Ne oluyor ya? Osman Aga'nın sesi bu. Gel cıvır kız. Koş. Koş bakayım. Osman Aga. Osman Aga ne oldu? Niye bağırıyorsun? Elini körü oldu. Hani beni eve götürecektin ha? Niçin bu kadınların evine getirdin? Ben Samiye'nin yüzüne nasıl bakacağım ha? Kirlendim ben. Kirlendim ben. Hiçbir şey hatırlamam ben ya. Ya Osman Aga hayret bir şeysin ya. Felekten bir gece çaldık. Bir başkası olsa bana teşekkür ederdi ya. Asıl ben sana teslim ederim. Teslim ederim. Ben seni giderim ben. Ben Safiye'nin yüzüne nasıl bakacağım? Ah, ah iffetim iki paralık oldu. Hiçbir şey hatırlamam ben. Hiçbir şey hatırlamam. Aşk olsun. Dün gece yaşadığımız o güzel anları nasıl unutursun? Ne hatırladık, ne yaptık? Ay Canikom, yoksa sen de mi hatırlamıyorsun? Olur mu Canikom? Hatırlamaz olur muyum? Canavar gibiydim değil mi? Yatakta efsane yarattım değil mi? Evet evet, ikiniz de kaplan gibiydiniz maşallah. Gördün mü Osman Aga, bir de hiçbir şey hatırlamıyorum diyorsun. Baksana, yatakta kaplan gibiymişsin, daha ne olsun? Siyah öldüreceğim seni. Ya meğer hepsi babamın numarasıymış. Süleyman amcanın torununu bırakmışlar Tolga'nın kapısına. Ya uşak Süleyman Çavuş'un torunu ise Tolga enişte de onun damadı oluyor. Ula her şey karıştı da. Damat olmuyor Ali Kemal. Tuzak kurmuşlar. Tolga eniştenin çocuğu falan yok yani. Nasıl yok? Tolga enişte küsür mü? Ya boşu boşuna anlatmaya çalışma oğlum. Anlamaz bu adam, anlamaz. Leyla, ben sana söyledim be evladım. Tolga sağlam çocuktur dedim. Seni sever. Üstelik çok seviyor dedim. Yani kolay kolay seni üzecek bir şey yapmaz bu çocuk dedim ama anlatamadım ya. Biliyorum Nuri amca, anladım biliyorum ama Tolga'nın günahını aldıktan sonra anladım bunu. Senin de suçun yok ki Leyla. Baksana Ramazan baba hala uğraşıyor seninle. Aman neyse neyse, her şey sonunda tatlıya bağlandı. Tamam. Tren tren tren. Yürüsün sakın yürü. Beyler neredesiniz kardeşim siz bu saate kadar? Efendim? Saatin kaç olduğunu farkında mısınız ya? Allah Allah be. Saatin bozuk mu? Sorma kardeşlik sorma. Bu susak yüzünden şerefim, haysiyetim, iffetim, namusum iki paralık oluyor. Ne diyorsun Osman abi? Vallahi kızcağızım söyleyemem. Buna icabım müsaade etmez. E tabi yani senin gibi centilmen bir adam ne yaptığını söyleyerek hava atmamalı Osman'a da. Söylemezsem çok daha iyi olacak kardeşlik. Oğlum merak ettik, söylesenize şunu ya. Sülerim ama ancak kulağına sülerim bile gizli. Tamam söyle.
Nuri amca? İyi. Ya çatlatmayın, söylesenize. Yok, yok. Yani Osman haklıymış. Bu hem yapılacak hem de söylenecek bir şey değil, kusura bakmayın. Osman Şentürk. Buradayım. Heh, bu sağa gelmiş. Herhalde Kırkpınar ağası bana takdirname verecek herhalde. Ama bu arada bu moral man bozuk olduğum anda çok iyi bir moral olacak bu. Takdirname. Takdirname. Takdirname miymiş? Takdirname değil. Sinan, size seninle biraz dışarı gelsene. Ne oldu ya, niye çıkıyorsun dışarı, anlatsın? Sen gel, gel, gel. Nedir o Osman'a da söylesene, niye saklıyorsun ya? El canım sana. Ya ne yapıyorsun, biz bir aile değil miyiz, ne saklıyorsun? Allah Allah, ha buraya niye konuşuk etmeyiler, biz yabancı mıyık? Ya Osman abinin nesi var? Yürü, yürü susak, yürü. Ya ne oluyor Osman Aga ya? Bir daha kesinlikle seni meyhaneye, içmeye falan götürmeyeceğim ya. Senin sarhoşluğun ayrı dert, ayıklığın ayrı dert. Çok konuşma da şu fotoğraflara bak. Abu! Ulan benim ne kadar renkli bir gece hayatım varmış ya, bak. Osman Aga, sen de fena sayılmazsın ha. Yalnız şu kızların inceliğine bak Osman Aga ya. O yaşadığımız geceden hiçbir şey hatırlamıyoruz deyince bize fotoğraflarımızı göndermişler ya. Çok ince kızlar, çok ince kızlar. Al bak şu notu da oku bakalım da ne kadar ince olduklarını o zaman anlarsın. Kesinlikle teşekkür notu yazmışlardır. Eğer aşağıdaki hesaba adam başı 5.000 lira göndermezseniz bu fotoğrafların kopyaları karılarınıza gider. Ha bu. Tek Bank Kavacık Şubesi hesap no 357-12.00500. Aa bu. Bu ne demek ya? Gördün mü başımızı açtın belayı? Kadınlar bize şantaj yapar, şantaj. Şantaj mı yapar? Bir dakika Osman Aga. Zarfın üzerinde Osman Şentürk yazıyor. Demek ki kadınlar bana değil sana şantaj yapar. Paraları da sen ödeyeceksin. Seni öldüreceğim o. Vallahi öldüreceğim. Ya bir dakika Osman Aga, sakin ol ya. Osman Aga, benim param yok. Ben çulsuz bir adamın biriyim. Bu seferki şantajı sen öde. Ondan sonraki şantajları da ben ödeyeyim. Ne dersin? Söz mü? Söz. İyi, olabilir bak. Kadınlara dünyanın parasını gönderdik. Safiye duyarsa mahvolduk. Hele miktarı duyarsa iki kere öldür. Ya Osman Aga, bunu yaşadığımız güzel bir anı olarak düşün. Üzerinden 10 yıl geçtiğinde bu anımızı hatırlar, kahkahalarla kakır kakır güleriz. Ha, sen cimri olduğun için sen ancak 20-30 yıl sonra hatırlayıp gülebilirsin. Seni ev gördüğümde hatırlarım ben bu kerizliğimi. Beni mahvettin, yaktın beni be, yaktın. Ha, anladım Osman Aga, sen gerçekten moralman çökmüşsün. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Bu gece bir pavyona gidelim, bir güzel yiyelim, içelim, eğlenelim. Yani yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz yaparım. Seninle pavyon mu? Bir tane tebelen olsun, hadi. Ya ne cins adamsın? Bana bak, yağmur yağıyor, bari şurada çay içelim, gel buraya. Sen ne diyorsun oğlum? Kendisi için kaçırmadığı kızla niye evlensin ya Seyit? Töre böyleymiş Nuri Baba. Yani sizin anlayacağınız bağıra bağıra gitti gül gibi Seyit ya. Ya saçmalığa bak. Peki kızı evlenmek için kaçıran çocuk nerede? Ha, o şey değil mi? Baran'ı diyorsunuz. Vallahi ben küstüm onunla ya. İşe bak sen. Git sen. Kızı kaçır. Bizi de bu işe alet et. Ondan sonra da ben bu kızla evlenmiyorum de yürü git. Olacak iş mi ya? Evini biliyor musun sen bu çocuğun? Vallahi Nuri Baba. Söylediydi, aklımda gibi sanki ama küstüm ben onunla ya. Bir daha onun oturduğu semte ne uğrarım, ne giderim, ne gelirim, işim olmaz yani. Abi sen de bazen saçmalıyorsun ama ha. Zorla evlendiriyorlarmış Seyit'i. Ya Seyit'le Zeyno mahvolurlar. İşte görüyorsunuz değil mi? Küsmekte ne kadar haklıyım yani. Oğlum saçmalama. Madem evini biliyorsun, git hemen getir o çocuğu buraya. Vallahi Nuri Baba, barışırım ama Zeyno ve Seyit için ha. O işi hallettikten sonra küserim ben bu lavukla, haberiniz olsun yani. Ya sen çocuğu getir de sonra küsersin. Hadi yürüyün o zaman. Bana bakın, bu işi çözmeden dönmeyin buraya. Hadi. Ben çok pişmanım. Çoluğun çocuğu yüzüne nasıl bakacağım ya? İcap duyarım vallahi. Ya Osman Aga, çapkınlık erkekliğin şanındandır. Bırak, bırak be. Hepsinin yüzünden, her şey senin yüzünden başımıza geldi. Kendimden nefret ederim. Daha kim bilir başımıza neler gelecek. Aman boş ver be, boş ver. Takma kafanı. Ah, meşaj. Yine o şeyden mi geldi, mağazalardan mı, indirim mi varmış? Ya gıcık oluyor mu meşajlara? Var ayol, her gece yarısı bile meşaj atıyorlar. Ne gıcık? Sinan. Yine o kadınlardan mesaj geldi. Bizden 5.000 lira daha isterdim. Abo! Ya sen yüzünün oldu. Susak.
Bir bataklığa su ötüyorsun. Bir dakika, bir dakika. Çoğu konuşma, tekil konuş. Zarf, fotoğraflar sana geldi. Meşaj sana geldi. Yani demek ki kadınlar sana takmışlar. Beni sakın bu işe bulaştırma. Sensin yüzünden onlar. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Sivrisineği öldüreceğimize en iyisi bataklığı kurutacağız. Sen ne bataklığı dersin be, bataklık bataklık. Anlamadım ben. Bir kuruyan bir şey varsa o da benim cüzdanım. Ya Osman Aga, bir kere de bir şeyi anla ya. Ne kalın kafalı bir adamsın sen ya. Bir anla ya. Bana bak, bu böyle olmayacak. Kadınlar bize taktı. Bizi keriz yerine koyuyorlar. Sürekli bizi söğüşleyecekler. Demek ki ne yapacağız? Akşamleyin alevle baharın evini basacağız. Fotoğrafların orijinallerini alacağız. Gözlerini de kurutacağız. Bu iş kökten halledecek. Çok güzel fikir. Çok güzel. Tam bize göre. Peki sen evi hatırlar mısın? Hatırlarım tabii canım. Hatırlamaz mıyım? Akşama gider çökeriz başlarına. Hadi çayla gidelim. Ne haber yavrum? Aa, bu kadar samimiyetten sonra bizi içeri almayacak mısın ha? Almayacak mısın bizi içeri güzelim? gel sen de gel, gel. Allah'ım, ne yapacağız Bahar şimdi? Ne yapacağız şimdi? Nasıl? Güzel oluyor mu böyle bizi beşer bin lira, beşer bin lira tırtıklamak? Ayrıca bizim fotoğrafları ve onların orijinallerini de bize vereceksiniz. Ayrıca size şantajın ilk taksidi olarak ödediğimiz 10.000 lirayı da vereceksiniz. Benim ödedim. Osman Aga'nın ödedik. Tamam vereceğiz ama ne olursunuz bize zarar vermeyin. Bak vereceklermiş. Evet evet, fotoğrafları da paranızı da vereceğiz. Hadi bu neyse de benim gibi izzetli ve aysiyetli ve namuslu bir adamı lekelemeye utanmadınız mı siz? Ne lekelemesi be? İkiniz de sızınız kaldınız. Hiçbir işe yaramazsınız siz. Abu! Nasıl olur ya? Peki o zaman siz o fotoğrafları nasıl çektiniz? Nasıl yani nasıl? Siz uyurken poz verdirdik. Fotoğrafları çekerken ruhunuz bile duymadı. Abu! Ne yaptınız siz ya? Çapkınlık alemine rezil olduk biz. Bunu acilen telafi etmemiz lazım. İkiniz de beraber yukarı çıkıyoruz odaya. Hadi bak saçmalama be, saçmalama. Parayı da verecektim, resimleri de verecektim. Nedir ya? Abu, bu kim? Yeni bir tuzağa düşürdünüz şeyimizi artık muhteremde. Yok canım, Olga'dır. Bizim pavyonda çalışmaya başlayacak da bizimle bu evde yaşayacak. Rus. Vallahi mi? Ben Olgacığıma kapıyı hemen açarım. Abu! Ya bunlar Olga değil ki. Hamza ile Kazma. Tamam abi sakin ol. Bir dakika. Sakin ol. Geç konuşma, geç şöyle. Paralarını ve fotoğrafları almaya gelmişler. Allah Allah. Biz o kadar emek verelim, ter akıtalım, beylerimiz yan çizsin. Yok öyle. Abi vallahi ben çulsuzum. Benim 5 kuruş param yok. Beni bırakın gideyim. Yani taksi plakam falan da yok Osman Aga gibi. Saçmalama be salak. Nereden çıktı taksi plakası? Abi kusura bakma Osman Aga. Ben ağzımdan kaçırdım. İyi ki evinin olduğunu söylemedim. Allah cezanı versin seni. Bir de Safiye'den sakladığım altınları söyleseydin bari. Osman Aga ne yaptın? Sus. İkimizin kafasına da sıkar öldürürüm burada. Ama yaşamak istiyorsanız söylediklerimizi yapacaksınız. Yarın notere gideceğiz, taksi plakasını üzerimize alacağız. Tamam abicim, yarın notere gideriz, biz plakayı size veririz, ne olacak ya? Saçmalama be, taksi plakası benimdir, unutma. O da var ya. Tabii. Osman'ım dün gece eve gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın? Nasıl gelmedi ya? Ay vallahi de gelmedi, billahi de gelmedi. Hiç böyle yapmaz idi. Gerçi geçen gece de gelmemişti ama o zaman durakta nöbetçiydi. Yani 2 gün gelmedi diyorsunuz değil mi? Osman babacığım 2 gün eve gelmeden durmazdı. Nuri baba, Nuri baba. Sinan yok ortalıkta, resmen kayıp. Hayda, Sinan da mı? Ay o sorumsuz damat telefonunu açmıyor. Kapatmış, arıyoruz nafile. Ay kesin gasp edip öldürdüler kocalarımızı. Ay saçmalama Safiye, şey olacak şey mi Allah Allah? Yahu Safiye saçmalama kadın. Allah Allah, aynı anda ikisini birden gasp edecek halleri yok ya. Dur bakalım öğreniriz. Kasya durağı şoförleri durak konuşuyor. Kasya durağı şoförleri durak konuşuyor. Osman ve Sinan dün akşam eve gelmemişler. Bu konuda bilgisi olanlar derhal durağı arasın. Herkes onları arıyor. Bunlar da burada muhabbet değil mi ya? Ne oluyor ya? Burak, Osman abiyle Sinan abiyi gördüm, tamam. Mert, nerede oğlum? İyiler mi?
Burunları iyi görünmüyor baba. Yanlarında iki kadınla iki adam var. Zorla arabaya bindirdiler. Evladım ne duruyorsun? Takip et peşlerini. Ay gördünüz mü? Kocalarımız eşkıyalar kaçırdılar. Ya bir dakika ya. Bir dakika kadınlar ya. Bir dakika susun Allah aşkına. Susun da anlaşalım. Ne tarafa doğru gidiyorsunuz oğlum? Yahyalı'ya doğru gidiyorlar. Tamam takibi devam ettirin. Tamam baba. Ben de polise haber veriyorum Nuri amca, tamam mı? Tamam evladım. Gördünüz mü bak çözmeye başladık. Hadi kalkın fırlayın. Hadi 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 hadi. 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 Ya biz 5'er bin liradan 10 bin lira verdik. Daha ne istiyorsunuz ya? Ben verdim. Ben verdim. Kes. Kes. Bana bak sakın bir numara yapmaya kalkma. Ağrından Allah'ım seni. Yürü. Abi. Ya yanda bir noterin önündeyiz. İçeri sokuyorlar. Tuhaftır. Bizimkiler ne denirse yapıyorlar. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bana ait olan taksi plakamı bu arkadaşlara devredeceğim. Siz nüfus cüzdanınızı çıkarın, ben hemen gerekli Vallahi tek anladığım bizimkilerin durumu sakat. Ya nerede bu? Notere girdiler. Daha doğrusu zorla sokuldular. Allah Allah, nasıl iş ya? Ya arkadaş ne bekliyoruz? Girelim içeri. Dur dur, babamlar geliyor. Ne oldu? Notere girdiler baba. Şüphe uyandıracak bir davranışları oldu mu Mert? Vallahi ne derlerse kuzu kuzu yapıyorlardı yani. Kesin tehdit ediliyorlar. Notere girdiklerine göre zorla istemedikleri bir şey yaptıracaklar. Öyle bekliyoruz, dalalım o zaman ya. Dalamayız Arif. Osman abiye de Sinan abiye de öyle kuru kuru tehditle bir şey yaptıramazlar. Silah gizliyor olabilirler. Siz burada bekleyin. Arkadaşlar siz de çıkış tutun. Şuraya, şuraya ve açanı imza atacaksınız. Bak problem çıkarmazsan orijinallerini de vereceğiz size. Tamam. At hadi şu imzayı, at da kurtulalım hadi. Tamam be, imzalayacağım işte. Hadi tamam. Çabuk ol ya. Affedersiniz, vekaletname işlemleri burada mı yapılıyor acaba? Git danışmaya sor. Bana sen bayağı iyi biliyormuşsun gibi geldi. Tamam arkadaşlar yeter. Alın bunu alın. Ya Tolga enişte iyi ki geldin, bizi kurtardın, sağ ol ya. Allah razı olsun yani vallahi. Neyse hadi geçmiş olsun, buyurun. Haydi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sana bir şey oldu diye öyle çok korktuk ki. Abi iyi de bunlar nasıl zorladılar sizi plakalarını devretmeye? Şimdi içerideki kadınlar var ya hanımlı erkekler. Ciddi tamam Osman Aga, uzatma lafı, oldu bitti kurtulduk işte, daha ne uzatıyorsun? Anlatacağım ya, bir anlat be. İçerideki kadınlar bir erkekli şey yaptılar, bizi şantaj yaptılar, tamam mı? Ne şantajı? Ya şantaj işte, şantaj önemli değil ya. İşte bu herifler de bunlar. Filmler. Ay işte bu kadın da. Bak anlaşıldı şantajın nedeni bak. Çekilin. Siz bu adamlar için endişe duyun, üzülün. Onlar kadınlarla tatlı hayat. Osman. Safiye yemin içerim ki sana. Biz uyurken kadınlar bizi koyunlarına bile aldılar. Ondan sonra fotoğrafımızı çektiler. Biz masumuz. Yemin içerim ki yani. Evet doğru söylüyor. Vallahi çantajı. Sen çantajı görüyor musun? Kardeşim kurtar bizi baba. Hanımlar.